Nehir'cim, benim bir işim var, biraz uzun sürebilir. Sen git istersen, olur mu? Tamam, sen benim arabayı al. Ben taksiyle geçerim eve. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Siz gidin, Nehir'i bırakırım ben. Tamam, peki. İyi, görüşmek üzere evde. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Nehir, gidelim, araba bu tarafta. Nazım. Biz bir konuşsak mı acaba? Ben gelirken bir park görmüştüm. Hemen şurada. Orada oturabiliriz istersen. Olur. Gel, konuşalım biraz. Ha bak, şöyle geçelim mi? Olur, buraya geçelim, gel. Söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim bilmiyorum Nehir. Hala o kadar şaşkınım ki. Haklısın. Öyle birden iki çocuğun daha olacağını öğrenince... Mesele o değil ki. Yani tabii insanın çocuğunun olacağını öğrenmesi gerçekten çok güzel bir şey ama... benim durumum çok karışık. Bilmiyorum Nehir, her şey o kadar birbirine karıştı ki... ben gerçekten işin içinde nasıl çıkacağımı bilmiyorum şu an. Aslında benim durumum da seninkine benziyor. Ben, sen evlisin. Ben senden bebek bekliyorum. Bazen diyorum ki sanki kader bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Yani... bizi bir araya getirmeye çalışıyor belki de. Her şeye rağmen çok güzeldi ama. Yani... bebeğin... bebeğimizin yani kalp atışlarını duymak çok güzeldi. Şey... tuhaf bir his. Çok heyecanlı değil mi? Baksana kalbim ne kadar hızlı atıyor. Ben Mert'e hamileyken sen yoktun. O zaman bunun sevincini hiç yaşayamamıştım. O yüzden şimdi başka tabii. Keşke biz evli olsaydık. En azından ikinci çocuğumu babasının yanında doğururduk.